İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın ve Onur Kurulu değerli başkanı Sayın Yahya Arıkan, TÜRMOB'un değerli genel sekreteri Yücel Akdemir, geçmiş dönem, önceki dönem değerli genel başkanım, değerli oda yöneticilerimiz, değerli şube başkanları, değerli meslektaşlar, genel merkezimizin 21. Başkanlar Kurulu toplantısına göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, katılımdan dolayı teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, burada konuşmamı buraya çok yakın olan Mersin'de olan bir olayla ilgili sözlerime, konuşmama başlamak istiyorum. Değerli Özgecan Aslan'ı burada sevgiyle anıyor. Yakınlarına sabır, metanet, ülkemizin başı sağ olsun diyerek bu olayı meydana getirenleri de buradan lanetle kınıyorum. Bir daha ülkemizde böyle bir olayın tekrar olmamasını da temenni ediyorum. Değerli arkadaşlar, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği 1976 yılında kurulup ülkemizde 27 şubesi ve kurulduğu günden bugüne kadar meslektaş olan, Cumhuriyet'ten Atatürk ilke ve devrimlerinden yana taraf olan Çağdaş Demokrat Akademik bir Meslek Derneği. Bu derneğimizin geçmişinden bugüne kadar genel başkanlık yapan, genel merkez yöneticiliği yapan şube başkanı, şube yönetim kurulu üyeleri ve diğer kurullarında görev alan meslektaşlarımıza teşekkür ederken aramızdan ayrılan meslektaşları sevgi ve saygıyla anıyor. Hayatta olan meslektaşlarımıza da uzun yaşam diliyor. Değerli arkadaşlar, sevgili meslektaşlar, biz mali müşavirler bu ülkenin en akademik, en değerli, ülkenin, bölgenin sorunlarını, halkının her türlü sorunlarını bilen bir meslek örgütüyüz. Bu anlamda baktığımız zaman ben her zaman şunu söylüyorum. Bir doktor hastayı hastanede karşılaşır. Bir avukat adliyede veya adliye koridorlarında karşılaşır. Lakin biz her meslek grubuna her türlü şartlarda bir şekilde dokunuyoruz. Dokunduğumuz insanların da sorunlarını çok iyi biliyoruz. Sorunu bilmek, sorunun çözümünde yarısı demektir. Bu anlamda bizler bu meslek camiası olarak çok sıkıntılar çekiyoruz. Özellikle kamu kurumu olan kuruluşlarımız, özellikle TÜRMOB ve odalarımız şu andaki mesleğimizin sorunlarıyla boğuşurken, mücadele ederken biz meslektaşlar kendi aramızda acımasızca yok etme mücadelesi veriyoruz birbirimizi. Bu da özellikle bizlere çok zarar vermekte. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de elbette meslek onuru var. Ama biz bu mesleği ticari olarak yapıyoruz. Bu meslekten saygınlık kazanabilmek için ilk önce ekonomik olarak bizlerin güçlenmesi gerekir. Ekonomisi güçlü olmayan ülkeler, ekonomisi güçlü olmayan meslek mensupları her zaman birilerinin emri altında ezilir. Bizler ofislerimizde özellikle bu meslek mali müşavirliği ilk önce elbette benim bakış açım bir dernekçi olarak şunu diyorum. İlk önce kendimiz ayakta durmamız lazım. Ekonomik anlamda. Bu da nereden geçer? Hakkımızı müşterilerimizden, mükelleflerimizden almakla geçer. O açıdan her ne kadar biz
Bir meslek derneğiyiz. Derneğiz arkadaşlar. Benim dernek asıl kitlemiz, hizmetimiz üyelerimize. Bu açıdan bizler bu anlamda dernek çatısı altında özellikle iletişim, diyalog ve birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekir. TÜRMOB bütün üyeleri kucaklamak zorunda. Odalar bütün üyeleri kucaklamak ve sorunlarıyla ilgilenmek zorunda. Ama bizler dernek olarak elbette biz de geniş düşünüyoruz ama benim esas hizmet kitlem, sorunlarını çözeceğim kitle birinci derecede üyelerimiz. Üyelerimiz varsa bu dernek ayakta duracak diyor. Örgütlenirsek hep beraber bu ülkedeki mesleğimizde ve ülkemizdeki sorunlara karşı çıkacağız, sorunların çözümü için emek sarf edeceğiz. Bu anlamda ben şunu söylüyorum. Bir meslek örgütü altında, dernek altında hep beraber bir olalım ve kesinlikle ve kesinlikle sorunlarımızı bu kürsülerde konuşarak demokratik ortamlarda çözülmesi için emek sarf edelim. Yaşadığımız sorunlar çok büyük. Özellikle burada değerli grup başkanımız, değerli Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Sayın Yahya Arıkan, TÜRMOB Genel Sekreterimiz değerli Sayın Yücel Akdemir, meslek sorunlarıyla ilgili her ortamda, kürsüde dile getirmekteler. Özellikle biz de yine gündem maddelerimize bugün koyduk. Haksız rekabetle ilgili bizleri en büyük sıkıntıya sokan, belini büken, bizim yaşamamızı bazı zaman son veren bu haksız rekabet. Bu anlamda da özellikle TÜRMOB'u ve özellikle de İstanbul Odası'nı bu güzel çalışmalarından dolayı haksız rekabetle ilgili ben kutluyorum. Gerçekten ben buyu kendim bu işi kurumsal anlamda yapmaya çalışan bir meslek mensubu olarak, içinizden birisi olarak ben hakkımı ne kadar olduğunu bilmiyormuşum arkadaşlar. Ve sözleşmelere girdiğim zaman bunları iyi anladım. Gerçekten de müşterilerimizin önüne koyduğumuz zaman %80 gibi bir rakam, %70 gibi müşterilerimiz de bunu kabul ettirdik. Ettirdim ben şahsen. Sizlerin de eminim bunları kabul ettireceğinize inanıyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili meslektaşlar, bizler meslekle, meslek sorunlarıyla mücadele ederken asıl bizler bu ülkedeki sorunlar, çevreyle ilgili sorunlar, insanlarla ilgili sorunlar bizlerin olmazsa olmaz. Olmazdır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani üç kutsal değer vardır. Bizim gibi düşünen insanlarda bence bunlar şudur. Yaşam, özgürlük ve emek. Yaşam olmadan özgürlük olmaz. Özgürlük olmadan da emek üretemezsiniz. Üretemeyiz. O açıdan bu kıstasla hep beraber bunların zincirinin halkası, bunlara saygılı olmalıyız. Birilerinin de saygılı olmalı. Birileri de iyi düşünmeli. Yaşama son verenler, özgürlükleri kısıtlayanlar, emeği çalanlar eminim bir gün kendileri yok olacaktır. Bizler de onları yok etmek için elimizden geleni hep beraber yapalım. Ülkemizin sorunları dedik. Tabii şunları unutmak mümkün değil. Özellikle toplu faili meçhulleri, iş kazalarını, iş cinayetlerini. Hiçbir zaman bugün bir örnek vereceğim. Meksika'da 400 küsür madenci kurtuldu. Onların kaderinde oradaki sığınma odaları vardı da Türkiye'de olanlarda sığınma odaları yok mu? Olmamalı mı? Yani kaderlerinde sığınma odası yapılmamalı mı? O açıdan ilk önce herkesin aklı var, herkesin düşüncesi var, herkesin kanunu var. Bugün sermaye az kazansın, emeği az sömürülsün, insanın can güvenliğine önem verilsin. Biz diyoruz, Torun Center'da, Esenyurt AVM'de, Davutpaşa Maytap Atölyesi'nde, Soma'da. Bugün inşaat sektöründe özellikle çok tehlikeli kollar, çok büyük ölümler var, hep gizlenmekte. Biz diyoruz, az kazansınlar, insanlara değer versinler. Özellikle iktidarın bu konuda
yöneticilerin buna bir an önce çözüm bulmalarını temenni ediyoruz. Görev aldığımız günden bugüne kadar değerli arkadaşlar bizim bir çalışma programı yaptık ve bu program dahilinde hedefimiz 5 başkanlar kurulu, 2 kongre, bunların üçüncüsünü başkanlar kurulunu bugün yapıyoruz. Bir kongre yaptık. Üçüncüsünü yaptık. Bu anlamda bizlerin de yurt dışı gezisi düzenledik. Bunları genel merkez olarak biz yapmadık arkadaşlar. Bunları yapan özellikle bu derneğin, genel merkezin, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği'nin omurgasını şubelerimiz oluşturmak. Bizim üyemiz yok genel merkezin. Değerli şube başkanları, şube yöneticileri. Bizim bir arşivimiz yok. Her şey sizin arşivinizde, her şey, bütün kozmik bilgiler hepsi sizde. Bu anlamda Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği'nin omurgasını sizler oluşturmaktasınız. Bu anlamda sizlere çok büyük görevler düşmekte. Bizler 11 kişiyiz. 27 şubemizde yaklaşık 400 yöneticimiz, 10 bine yakın üyemiz var. Sizler olursanız genel merkez olur. Sizler çalışırsanız genel merkez mecbur çalışır. Sizler katkı sunarsanız bizler yürürüz. Her zaman sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. O açıdan biz diyoruz ki her zaman şubelerimiz omurgası olduğundan dolayı genel merkezin sizler genç meslektaşlarımızı özellikle üye yapmanız gerekiyor. Çünkü her zaman için bizler buralarda olmayacağız. Mesleğe yeni katılan meslektaşlarımız mücadele verirken, ayakta durmaya mücadelesi verirken bunlara da kol kanat germemiz gerekir. Bunlara her zaman ofislerimizi, bilgilerimizi, tecrübelerimizi onlara açmalıyız. Onları kesinlikle ve kesinlikle ayakta durabilmeleri için elbette bazı konular oluyor. Haksız rekabetle ilgili olaylar oluyor. Ama bunları, sorunlarımızı meslektaşla değil birinci planda, müşterilerimizle sorunu çözelim arkadaşlar. O açıdan meslektaşların, özellikle üyelerimizin burada yönetici arkadaşlarımızın karşı karşıya gelmesini istemiyorum. Olmamalı. Çünkü müşteri bugün var, yarın kapatabilir. Ama meslektaşlarımızla her şart ortamda karşılaşabiliriz. Vergi dairesinde, SSK'da, yani sokakta herhangi bir olumlu veya olumsuz durumda. Ama o durum geldiği zaman da kafalarımızı eğmeyelim. O açıdan meslektaşlarla kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir polemiğe girmeyelim. Bugün burada çok güzel bir ortam var. Adana şubemizin açılışına ben geldim. Değerli şube başkanı Vican Eker, değerli genel merkez yöneticimiz Durdan Ateş. Adana'da dinamik bir üye yapısı, dinamik bir şube var. Tabi burada onlarla beraber buradaki yöneticilerin ve üyelerin de emeği olduğuna inanıyorum. Başarı tesadüf değildir arkadaşlar. Başarı kolektif ve ekipsel anlamda çalışmayla olur. Bir araba düşündüğümüz zaman aynı şubemi de ben ona değerlendiriyorum. Tekerlekler olan, direksiyonda olan, kaportası, koltukları. İşte bu aksesuarlar tam teşekkülü değilse araba yolda gitmez, kaza yapar. O açıdan da ben de şubelerimiz her zaman için diri ve canlı olmalarından dolayı da özellikle Adana şubemizi kutluyorum. Çok da güzel bir şube yeri kazandırdı. O anlamda da kendilerini kutluyorum. Değerli arkadaşlar, burada sözlerimi daha fazla uzatmadan burada bizi ağırlayan değerli şube başkanı Vican Eker'e, değerli genel merkez yöneticisi Durdan Ateş'e, değerli yöneticilere, o da yöneticimiz değerli sevgili Hüseyin Küreç'e,
emeği geçenlere teşekkür ederken bizlere her zaman gerçekten bizler bu dernekler gönüllülük esasına göre ayakta duruyorsa, çok güzel faaliyetleri de varsa, geçmişten bugüne kadar özellikle ben derneğin 4 dönem Büyükçekmece Şubesi'nin 3 dönem yönetim kurulu üyeliği, 2 dönem şube başkanlığını ve şu anda da genel başkanlığını yapmaktayım. Mutfaktan gelen birisi olarak her konuda dernekten hiçbir elinden geleni, bütün desteğini bize veren özellikle İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı Onur Kurulu Başkanımız Sayın Yahya Arıkan'a, TÜRMOB Genel Sekreteri Sayın Yücel Akdemir'e, önceki dönem Genel Başkanım Serdar Özkan'a, Genel Merkez Yöneticilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. Hepinize saygı, sevgi sunarken 21. Başkanlar Kurulu derneğimize, mesleğimize, ülkemize faydalı olmasını temenni ediyorum. Hepinize tekrar saygı ve sevgiler.